Türkiye'nin yapay zeka stratejisi ne bir kere tek başıma benim bir şey söylemem doğru da değil, kolay da değil ama birkaç husus var. Bir kere ben en önemli konuyu gene az önce söylediğimle bağlantılı biçimde ekosistemin düzenlenmesi, toparlanması veya bir şekilde bir ekosistem yönetimi konusu olarak görüyorum. Şöyle varsayalım, genellikle son zamanlarda insan kaynağı yetiştirme, yapay zeka bilen uzman yetiştirme, mühendis yetiştirme gibi konulara eğiliyoruz. Bu konuda çok güzel girişimler var. Fakat şu soruyu sorduğumuzda biz binlerce birinci sınıf yapay zeka uzmanı yetiştirdik. Bunlar ne yapacaklar? Ya birilerinde bir yerlerde işe girecekler kendi tercihlerine göre, ya iş kuracaklar ve birilerinden iş alacaklar. En sonunda ekosistem içinde iş yaratılan, bir yapay zeka işi yaratılan bir ortam olması lazım. İçerideki sunumda da bir şekilde bahsettim. Tek atımlık bir kurşunum olsa ekosistemin bu yönde geliştirilmesi için bunu çabalarım. Yani Türkiye'nin konusu bir şekilde bir ekosistem düzenlemek olmalı. Önce Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nı ben size çok kısaca anlatayım. 1991 yılında teknoloji yatırımlarına fon sağlayarak başlamış. Aslında hiç kimseye bir kaynak sağlamazken Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı bunu sağlıyormuş. Kanunla kurulmuş 7 vakıftan biridir. Bunlar arasında Ar-Ge teknoloji inovasyon konularını kendine çalışma alanı olarak belirlemiş tek vakıftır. Hem yönetim kurulunda hem kurucular kurulunda gerek kamu gerek özel sektör, sivil toplum kuruluşları bireylerden oluşan bir yapıdır. Katkı verirler. Müstesna bir yerdir. Entelektüel seviyesi, kapasitesi yüksektir çalışanlarının. Tabii çok kalabalık bir yer değil. Şimdi fon vererek, fon sağlayarak yolculuğuna başlayan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı bir noktadan sonra ekosistemin ihtiyaç duyabileceği başka çalışmaları da yapmaya başlamış. Özellikle ekosisteme bilgi ve think tank görevi görme. Bunun yanında niş konularda denemeler yapma. Şu an mesela çok çeşitli programlar yürüyor. O programlar içinde kitle fonlama programımız da var. Bunun yanında hızlandırıcı kaynak sağlayan program da var. Uluslararasılaşma programı da var. İşte inovasyonla ilgili bilgi birikimini arttıran pratiğe yönelik programımız da var. Bizim gibi think tank görevi gören program da var. Zamanla ekosistemi ihtiyaçlarına göre evrilmiş ve halen evrilmesine devam ediyor. Yapay zeka konusunda da aslında bütün teknolojileri en nihayetinde birleştirip faydaya dönüştürecek ana teknoloji gibi isimlendirebileceğimiz bu alanda ülkemiz bunu nasıl iş modelleriyle destekler, nasıl faydaya dönüştürür ve bir şekilde sanayi sistemimiz buna nasıl uyum sağlar diye düşünüyor ve ilgili yerlerle de görüşlerini paylaşıyor.